Sicimoğlu Halil Pehlivan, 1876 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Yücebaca köyünde doğdu. Babası eski baş pehlivanlardan Sicim Celal Mustafa'dır. Babası Celal Pehlivan'ın teşvikleriyle çocuk yaşlarında güreşe yöneldi. Daha ilk gençlik yıllarından itibaren köy düğünlerinde tuttuğu güreşlerle adından övgüyle söz ettirmeye başladı. Köy düğünlerini Sivas ve çevre illerde yaptığı güreşler izledi. Yaptığı tüm güreşleri ardı ardına kazanıyor, adı sanı dalga dalga yayılıyordu. Artık büyük bir pehlivandı ve babası Sicim Celal'in adına dayanarak Sicimoğlu adı ile anılıyordu. Sicimoğlu Halil Pehlivan 1 metre 85 santim boyunda ve 95-100 kilo ağırlığındaydı. Güreşlerini izleyenler kendisini günlük kıyafetleri içinde azametini belli etmeyen gayet mütevazı görünüşlü biri iken, kıspetini giyip meydana çıktığında uzaktan bakıldığında bile dikkat çekecek kadar atletik yapılı ve geniş omuzlu bir pehlivandı sözleriyle tarif etmişlerdir. Gün gelir Sicimoğlu ile Tiflisli Mihrali Bey karşılaşırlar. 1877-78 Türk-Rus Savaşı kahramanlarından Tiflisli Mihrali Bey, bir vesile tanıştığı Sicimoğlu'nu çok sever ve himaye eder. Büyük kahraman Mihrali Bey'in hayatı ve Sicimoğlu Halil destanı videonun devamındadır. 1897 yılında Girit göçmenleri yararına birçok şehirde olduğu gibi Sivas'ta da güreş müsabakaları düzenlendi. Başa güreşenler arasında Kıbrıslı Ahmet, Hasbekli Mahmut, Sicimoğlu Halil, Kastamonulu Ahmet, Koyulhisarlı Rum Kosti, Ordulu Çoban Dursun ve Sivaslı İkizler vardı. Sicimoğlu, güreş yaşantısının ilk unutulmaz güreşini bu müsabakalarda Kıbrıslı Ahmet Pehlivan ile yaptı. İlerlemiş yaşına rağmen hala çok kuvvetli ve çok deneyimli bir pehlivan olan Kıbrıslı Ahmet, önce Hasbekli Mahmut ile güreş yaptı. Kıbrıslı tutar tutmaz Mahmut pehlivanı bir elense ile kolayca altına aldı. Ancak sarmayı doldurduktan sonra başka bir oyuna geçmeyip beklemeye başladı. Hasbekli ne kadar uğraştı ise de altından bir türlü kalkamadı. En sonunda kalkacak oldu ama kalkmasıyla birlikte yediği elense ile yine alta düştü. Karakucak güreşinin baş pehlivanlarından Hasbekli Mahmut, hasmanın kendisini mahsustan yenmek istemediğini anlayınca kısmetine vurarak pes etti ve güreşten çekildi. O zamanlar henüz 21 yaşında olan genç Sicimoğlu, Hasbekli Mahmut'un yanına geldi ve ''Mahmut ağa, utanmadın mı kaç yaşında adama pes etme?'' sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Hasbekli ise ''Sakın ola onunla güreşme Halil, sen de onu yenemezsin. Bu ihtiyar bildiğin gibi değil.'' demesine kalmadı genç Sicimoğlu, ''Sen şimdi görürsün.'' deyip Kıbrıslı Ahmet'in karşısına çıktı ve güreşe başladılar. Kıbrıslı Ahmet Pehlivan, genç Sicimoğlu'nu da ustaca bir elense ile hemen altına aldı ve beklemeye koyuldu. Sarmayı çok iyi taktığı için Halil bir türlü kurtulamıyordu. Bu arada Mihrali Bey yanlarına gelip genç Sicimoğlu'na neden kalkmıyorsun diye sorunca Ahmet Pehlivan güreşi bırakıp ona döndü. Beyim, güreşimize karışmayınız. Mihrali Bey gittiği zaman güreş ayakta devam etti. Sicimoğlu gençliğin verdiği heyecanla belki olur da yenerim diye tekrar saldırıya geçti. Ancak bir elense ile tekrar alta düşmeye engel olamadı. Bir müddet sarmayı bozmak ve kalkmak için uğraştıysa da beceremeyeceğini anlayınca çırpınmayı bırakıp beklemeye başladı. İşte bu sırada Mihrali Bey tekrar yanlarına geldi ve büyük bir hırsla elindeki kamçıyı Sicimoğlu Halil'e vurarak söylenmeye başladı. ''Utanmaz herifler, biriniz pes ettiniz, biriniz ayağa bile kalkamıyorsunuz. Sivas'ın adını beş paralık ettiniz.'' Bu sözlerden sonra Ahmet Pehlivan sarmayı bozmadan Mihralı Bey'e döndü. ''Beyim, ne güzel güreşiyoruz. Lütfen güreşimize müdahale etmeyiniz. Bırakın da bildiğimiz gibi güreşelim.'' dediyse de Mihrali Bey'in hala durmadan bağırıp çağırması üzerine ayağa kalktı ve
Beyim, siz güreşten hakikaten hiç anlamıyorsunuz. Ben yenildiler denmesin diye mahsustan bu gençleri yenmiyorum. Bunlar ileride çok iyi pehlivan olacaklar. İstesem daha ilk elde yenerdim zaten dedikten sonra bir eliyle hasmanın kısmet kasnağından, bir eliyle de paçasından tutup Sicimoğlu'nu havaya kaldırınca Halil mecburen hasmanın kısmetine vurarak pes etti. Sicimoğlu bu güreş hakkında konu açıldığı her seferinde hayatımda yaptığım en enteresan güreşti demiştir. Sicimoğlu 1897 yılından 1. Dünya Savaşı'na kadar geçen uzun yıllar boyunca Sivas, Tokat, Samsun, Amasya ve diğer komşu illerde yaptığı güreşlerin hepsini kazandığından Kara Kucağın baş pehlivanları içinde en önde gelenidir. Sicimoğlu 1. Dünya Savaşı başladığı sırada çıkan seferberlikle askere alındı ve Doğu Cephesi'ne bağlı Erzincan'da konuşlanmış olan 83. Piyade Alayı'nda vazifelendirildi. Katıldığı Köprüköy Meydan Savaşı'nda büyük kahramanlıklar göstermesine rağmen cephanenin tükenmesi ve düşmanın sayıca üstünlüğü nedeniyle birliği Ruslara esir oldu ve birliğinden sağ kalanlarla birlikte Bakü'nün karşısındaki Narkin Adası'nda bulunan esir kampına gönderildi. Esareti sırasında güreş tutkunu Çariçe'nin emriyle Rus pehlivanlarla güreşip onları eze eze yendiği nakledilmektedir. Sicimoğlu, Ruslarla yapılan Brest-Litovsk anlaşması neticesi serbest kaldıktan sonra Kafkasya'da Ermeni çetelerin varlığı nedeniyle Moskova, Varşova, Belgrad, Niş, Sofya, İstanbul güzergahını izleyerek Sivas'a döndü. Esaret yıllarında senelerce doğru dürüst idman yapamamış olmasına rağmen memleketine döndüğü 1919 yılında Amasya yöresinin baş pehlivanı Tekke köylü Necip pehlivanı Sivas'ta kolayca yenmiş olması onun pehlivanlık derecesi hakkında bilgi sahibi olmaya yeterlidir. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında 50 yaşını geçtiği halde hala Kara Kucağın baş pehlivanıydı. Anadolu'ya güreşe gelen Baba Nakkaşlı Eyüp, Sebeplili Hüseyin, Bulgurlulu Ethem ve Çerkez Muharrem gibi yağlı güreşçilerle de güreşti. Yağlı güreşi Kara Kucak güreşi kadar iyi bilmemesi ve ilerleyen yaşlarına rağmen birkaç kuruş kazanabilmek için gurbette dolaşan bu meslektaşlarını kırmayacak kadar da halden anlayan karaktere sahipti. Sicimoğlu Halil Pehlivan'ın güreş hayatında çekindiği yegane insanın Menteşeli Kadir Pehlivan olduğu söylenir. Mertliği ve doğru sözlülüğü ile tanınan Kadir Pehlivan, bunların yanı sıra biraz aksi mizaçlı ve çok kilolu olması nedeniyle güreşmeleri her zaman çekişmeli, münakaşalı geçermiş. Hayatının son unutulmaz güreşini 1932 yılında Tokat Panayırı'nda Amasya'nın Kolay Köyü'nden Hüseyin Yener ile yaptı. Sicimoğlu'nun şöhretinden çekinen Hüseyin'in güreşe girmemesi nedeniyle bir saatten fazla süren güreşte Halil Pehlivan, 55 yaşında bu kadar güreş olur diyerek güreşi Hüseyin Yener'e bıraktı. Sicimoğlu Halil'in oğlu Veli, yeğeni Bektaş ve torunları da güreş yapmış ve baş pehlivanlıklar elde etmişlerdir. 1934 yılına gelindiğinde Sicimoğlu'nun hamiliğini yapan Mihrali Bey uzun yıllar önce vefat etmiştir. İlerleyen yaşına rağmen gücü kuvveti yerinde olan Sicimoğlu Halil geçimini çiftçilikle kazanmaktadır. 1934 yılının Ağustos ayında Sicimoğlu Halil gündüzden hasat edip harman yerine getirdiği ekinlerin başında beklemektedir. Gecenin bir vakti ovada akan pınarların sesi, Ağustos böceklerinin ötüşü ve zaman zaman esen rüzgarın etkisiyle duyulan ağaç yapraklarının hışırtıları, yorgun Sicimoğlu'na ninni gibi gelir ve alın teriyle çalışan insanların iç huzuruyla bir süre sonra uykuya dalar. Bu esnada karanlığın içinden bir gölge Sicimoğlu'na adım adım yaklaşmaktadır. Bir anlığına rüzgar esmez olur. Ağustos böcekleri susar, ortalığı tam bir sessizlik kaplar. Önce hafiften bir çelik tıkırtısı duyulur. Ardından beş el silah sesi yankılanır.
Güreş meydanlarında sırtı yeri getirilemeyen büyük pehlivan, harman yerinde uyurken hasımları tarafından tam 5 kurşunla kalleşçe öldürülür. Kim ya da kimlerin yaptığı hiçbir zaman bulunamaz. Böylece Sivaslıların ve tüm güreş severlerin kalbini fetheden Sicimoğlu Halil Pehlivan, bu dünyadan öbür dünyaya göç edip gider. Sicimoğlu Halil Pehlivan'ı himaye eden Mihrali Bey, aslen Kara Papak Türklerindendir. Günümüzde Gürcistan sınırları içinde kalan Tiflis'e bağlı Borçalı bölgesinde doğup yetişmiştir. Gençlik yıllarında babası vefat eder ve Rus politikaları gereği Hristiyan mezarlığına defnedilir. Bu olaydan sonra bir gece babası rüyasına girerek naaşının Müslüman mezarlığına nakletmesini oğlundan ister. Bunun üzerine Mihrali Bey, Hristiyan mezarlığına defnedilen babasını oradan çıkardığı sırada yaşanan arbede nedeniyle iki Rus askerini öldürdükten sonra babasını Müslüman mezarlığına defneder ve dağa çıkarak eşkıya olur. Ruslar sıkıştırınca Osmanlı topraklarına geçer. Ancak Rus yönetimi Osmanlı'dan Mihrali Bey'in ihadesini isteyince İran'a kaçar. 93 Harbi sırasında Doğu cephesinde Türklerin safında Ruslara karşı adamlarıyla birlikte savaşır ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa'ya büyük yardımları olur. Savaş sonrası maiyetiyle birlikte Sivas'a gelip Acıyurt köyüne yerleşir. 1890'da Kara Papak Hamidiye Suvari Alayı'nı kurar ve bu kuvvetiyle devlete hizmet eder. Bu çerçevede Bağdat'a ve Yemen'e gider. Mihrali Bey çok iyi at binen ve mükemmel çarpışma kabiliyeti olan biridir. Bir zamanlar kimsenin baş edemediği bir eşkıya iken sonradan büyük bir vatansever olup vatanına hizmetler eden destan kahramanı Mihrali Bey, birliğiyle birlikte isyanları bastırmak için Yemen'e gider. Gitmesiyle birlikte Mihrali Bey'in şöhretini bilen isyancılar sessizce köşelerine çekilir. Ancak Mihrali Bey Yemen'in sıcağına dayanamaz, hastalanır ve 1906'da orada vefat eder. Sicimoğlu Halil Pehlivan vurulduktan sonra Şarkışla'nın Kümbet köyünde doğup orada vefat etmiş olan halk ozanı Aşık Gulami tarafından Sicim'in oğlu Halil Pehlivan adlı destan yazılmıştır. Bu destan 11 Ağustos 1991 tarihinde Yıldız Eli'nin Sarıçal köyünde Aşık Ummani'den derlenmiştir. Asıl adı Ali Osman Bektaş olan Aşık Ummani, 1924 yılında Yıldız Eli ilçesine bağlı Sarıçal köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Hasan, annesi Fadik'tir. Aşık Veysel gibi çok küçük yaşta iki gözünü kaybetmiştir. İlk zamanlar ustamalı deyişler söyleyip çalan Ummani, daha sonra taşlama, yergi ve ağıt türünden eserler vermeye başlamıştır. Evli ve 4 çocuk babası olan Aşık Ummani konusunda henüz bir çalışma yapılmamıştır. Rahmet ve saygıyla anıyoruz. Kanalımızın geçmişten günümüze efsane pehlivanlar listesinde çok sayıda pehlivanın hayatları ve güreşleri ile ilgili içerik bulunmaktadır. Listemizde yer almasını istediğiniz pehlivanları videonun yorum kısmına veya kulturatlası@yandex.com adresine yazarak bildirebilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmanız ve bildirimleri açmanız yeterlidir. Sizleri Sicimoğlu Halil Destanı'ndan bir bölümle baş başa bırakıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle. Pehlivana derdi, gelip durur.
Bir çobanımlar onu bile görürsün. Ben de bileyim ki sen de söyle. Yeni ülke yapacak kuyunu. Cephe cephe yuvandır boyunu. Alma pelivana çıkar soyunu. Sizimin oğlu imanı pelivanı. Bırakında bir düğün var olacak. O düğüne çok pelivan gelecek. Göreyim ki başı kimde belaca. O zaman belli olur. Her dağda dumanlar bahar üzerinde, Miral pelivanında, Miral'in pelivanında yat gözünde. Bir de siz getirin hem de gelin ka. Espet'te varmış bir müfede. Haybeşe çaradır zamandır durmuş. Espet'te pelivan var hem ismi Mahmut. Kendi deve gibi sırtında bağmış. Gelsin de göreyim nasıl pelivan. Ondan başka yoktur şimdi perişan. Hastanın birinde düğün kuruldu. Cümle mamuk mahşer gibi derildi. Mireli ve o koyuntu verildi. Geldiler beraber harif veriyor. Çıkı ben mi dağına, sığındı pire. Aşk gözümü geldi, dur sene bire. Kaptı topuğundan düşürdü yere. Yiğitler serdar, halif verir. Bu yalan perdiydi, bu nasıl oldu? Günlü pehlivana yazıklar oldu. Buna ne olduysa benlikle oldu. Dillerde söylenen halif pehlivan. O zaman çağırıldı Sivas serisi. Tamam geldi pehlivanın sürüsü. Bize hasil çıktı orada birisi. Esmet'in kardeşi Halit Pehlivan. Çakıra çalındı, midan açıldı. Hamidiyalar bir tarafa seçildi. Pehlivan olanlara sevim biçildi. Çırınca meydana Halit Pehlivan. Her dağ çıktı meydan için.
Gitti peşinden de başka bir kimya. Günün geçtiği de içine beşinle. Gitti şadar hani pelivanın. Ölüler birikti plan etti. Yatar çanı huda kurşun attı. Biz görmedik diye inkar etti. Kör olsun düşmanı harika diyorlar. Sicimi doldur. Ayin deriden akşamdan battı. Görmedi düşmanı da yüzüstü yattı. Bir de düştü el beş kurşu battı. Kör olsun gözler harika diyorlar. Sicimi doldur. Yüce bacak veriye eş oldu. Bu katillik cümlemize baş oldu. Hamza veri ona bu da eş oldu. Körüne gözlerim harife. Körüsün gözleri harife diyorlar. Sicimi yoklar. Derdini yüklerseler götürmek gibi. Yüz bin lanet olsun senin burada. Günün geçtiği dininde mi daha? Yiğiter şardar harika bir daha. Sicimi doldur. Yaz baharının suyu bakma. Aldın bunu yakanla kanma. Düşmanın kurşunu ciğeri yapar. Kırda düşmanın harika yapar. Sicimi yapar. Sene 1935 oldu. Bu katillik hepimize baş oldu. Bozuldu bahar veren kuş oldu. Kırda gözleri harika yapar. Sicimi yapar. Müsaade etse bu köyü yıkarım. Etlerini çengellere takarım. Ağladı şakak maçsa dıkarım. Neden günde harife diyorlar. Sicimi yoklar. Köyümüz kümbet, mahlasımız gülerim. Çatıp sen yak al eline kaderim. Gitmez der önünden derdine derim. Yiğitler şerde harika diyorlar. Sicimi yoklar.